Merhaba sevgili seyirciler, Sıradışı gündeme başlıyoruz. Bugün, daha doğrusu geride bıraktığımız gün 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümüydü. Vatanımız için, istiklal için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle analım buradan. Bu gece neler oluyor, neler bitiyor, bunları sormaya devam edeceğim. Son birkaç bölümdür aslında yaptığımız gibi hepimizin dinlemekten, benim soru sormaktan büyük keyif aldığım Ramazan Kurtoğlu hocamız bizlerle. Hoş geldiniz, sefalar teşekkür getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben izin verirseniz şunu ifade etmek istiyorum. Sülalemden 17 yiğidin giderek dönmediği ve mezarının olmadığı Çanakkale zaferimiz kutlu olsun ki herkes şunu bilsin, kıyamete kadar burası Türk vatanıdır ve öyle kalacak. Hiç şüphemiz yok. Evet. Öyle de kalacak. Evet, öyle Çanakkale de kalacak. Geçilmedi, evet. Geçilemeyecek. Evet. Hocam, dünya çok hareketli. Seçim sürecindeyiz. Geçtiğimiz günlerde asrın felaketini, depremi yaşadık. Ardından seller geldi. Dünyaya merceği çevirdiğimizde Fransa'da grevleri görüyoruz. Evet. ABD'de peş peşe gelen iflasları, banka batışlarına şahit olduk. Ekonomide büyük ölçüde dalgalanmalar mevcut. Evet. Hepsini bütün olarak nasıl yorumlamalıyız? Bunları konuşacağım. Ramazan hocamdan yatırım tavsiyesi de alacağım ben bugün. Altın mı, kripto mu, toprak mı kazandıracak diye soracağım. Ama öncelikle bir ABD bankalarının iflasına bakalım. Hocam, elimdeki veriler şunu der ki, Silicon Bankası 212 milyar dolar, Signature Bank 110 milyar dolar, Silvergate 11 milyar dolarla battı. Şimdi bu batışları biz finansal bir devrimin ayak sesleri olarak nitelendirebilir miyiz? Sevgili kardeşim, finansal bir devrimin değil, her şeyi yok eden bir kimyasal karışım vardır. Buna termit düzeni denir. Yeni bir termit düzeniyle insanlık karşı karşıya. Dikkat ediniz, 19 Ekim 2019'dan itibaren malum bir COVID-19 ile dünyada hayatı durdurdular. İki yıl hayat durdu. Arkasından orman yangınları geldi. Şimdi de baktığımızda işte arkasından Ukrayna'ya Putin daldı vesaire vesaire. Bunları çoğaltmak mümkün ileriki dakikalarda. Şu anda da bankacılık ve sermaye piyasası üzerinden açıkçası insanlığın son 200 yıldır kullanmış olduğu kağıt para, banknot paraya karşı açılmış bir savaş var. Ben bunu izin verirseniz göstereceğim. Ah tabii. Sanal para, sentetik insan. Son kitabınız. Lego, evet. Bunu da detaylı bir şekilde anlattım. Çünkü tarih boyunca baktığımızda para değişimleri çok sancılı olmuştur. Evet. Nedir bu? İşte 1813-1815 İngiliz-Fransız Waterloo Savaşı'ndan sonra İngiliz sterlini dünyanın küresel rezerv parasıdır. Hı hı. İkinci Dünya Harbi biterken 1944'te Amerika'nın savaşın galibi olduğu ortaya çıkınca artık Amerikan doları dünyanın küresel rezerv parası olmuştur. Ve bugün bu ağababalar, özellikle güç simsarları dediğimiz dünyaya hükmeden elitokrasi özellikle 1945'ten sonra dünyayı hür dünya ve demir perde olarak ayırmıştı. Dediler ki biz hür dünyanın lideri Amerika Birleşik Devletleri ve onun hazinesinin elinde bulunduğu 20 bin tonun üzerindeki altın, altına %40 oranında endeksli dolar üzerinden gideceğiz dediler. Ve de öyle yaptılar. Amerika'nın doları 15 Ağustos 1971'e kadar dolara endeksli olarak geldi. O da şu idi. Amerika dedi ki Bretton Woods'ta 29 ülkeyi 1944'te topladılar. Kardeşim, hazinede 20 bin ton altın var. Daha doğrusu Pentagon böyle dedi. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı malum Ergenekon maskaralı var ama Amerika'da Pentagon'un dediğinin dışında bir şey olmaz. Pentagon dedi ki dünyanın patronu biziz kardeşim. Dünyanın patronu biz isek dünyanın parası da bizim paramız. Evet. Dedi ve sistemi çalıştırdılar ki
İngiliz iktisatçı Keynes buna karşı çıktı. Ama ona da dediler ki bir sus payı verdiler. IMF ile Dünya Bankası'nda sen kur dediler. Yani küresel sistemi Keynes onun kurucusudur. Ve 15 Ağustos 1971'e kadar 1 ons 31.1 gram altın eşittir 35 dolar babından biz Antalya'nın yörüklerinin bir lafı vardır. Gidiyoruz agam deh çüş diye diye deh çüş diye diye geldi. Ama 15 Ağustos 1971'den bu tarafa doların ne çapası var ne çıpası var. Tabii bütün paralar da dolara endeksli olduğu için bütün paraların da çapası çıpası gitti. Ha böyle bir dönemde tabii bizim gibi gelişmekte olan ülkeler çok büyük zararlar gördük bundan. Çünkü bu hayali çapa çıpalar çünkü hiçbir ekonomik mantıki değeri falan yok bunlar. Evet. Bunlar sadece uydurulmuş kaldıraç dediğimiz borçlanma faiz sistemi üzerinden kurulan ki Keynes Müslüman olmadığı halde faize karşıdır. Ama adamlar küresel sistemi kuran 1945'ten sonra kaldıraç, borçlandırma ve faiz üzerine sistemi kurdular. Banknot sistemi ama bugün gelinen noktada baktılar ki banknot sistemi üzerinden dünya sistemi tıkandı. Öyleyse insanlığı daha nasıl söyleyeyim daha ince ince bir İngilizce'de bir laf vardı. Thread the thin line ince kırmızı bir çizgide daha çok iyi kontrol etmek lazım. Nedir buradan zat haliniz Antalya'ya giderken Afyon'a giderken cebinizde nakit para var ise en yakınlarınız hariç arabanıza bindiniz gittiniz kimsenin haberi olmaz. Kredi kartı biraz haber olur ama bir sanal kripto dijital para dediğimiz sistem oturtulduğunda sizi zaten bu sistemi kurmak isteyen ağababalar her yerden takip edecekler. Ki şu anda bunu zaten Çin'de uygulamaya başladılar. Yaklaşık 7 milyon kamerayla elinizde telefon olmasına da gerek yok. Yanınızdaki geçen birinin telefonundan sizin yüz hatlarınızdan, mimiklerinizden vesaireden sizi okuyup sizin hakkınızda zaten evet. Bunların filmlerinde yaptılar nedir? Şey vardı Tom Cruise'un oynadığı bir Minority Report azınlık raporu var idi. Orada suç işleme eğiliminde olan insanları götürüp suç işlemeyi önleyecek polis yakalıyor idi. Sonra nedir işte her şeyi gören göz Palantir üzerinden şu anda Chicago'da, New York'ta, Londra'da bu efendim CIA ve Google'un birlikte yapmış olduğu bu yazılımlar o birlikte insanlar takip ediliyor. İşte şu anda da baktığımızda para üzerinden, biyogenetik üzerinden, elektromanyetik sistemler üzerinden, nöropsikolojik ve de su gıda tohum üzerinden yeni bir dünya kuruluyor. Evet. İşte bu dünyayı iyi anlamamız lazım. İyi anlamak için de bugün Amerika'da son 15 günde sisteme sokulan para, hatta 15 gün biledir. Son bir haftada sisteme sokulan para 650 milyar dolar. 650 milyar dolar sisteme sokuldu. Bunun 300 milyar dolar civarında Amerika soktu. Hı hı. 170'ini Çin, yaklaşık rakamları yuvarlıyorum, 30'unu Japonya, bir miktar İsviçre. Yani baktığımızda o rahmetli Mahsuni'nin bir türküsü var ya, gel gel gümüle böğrüme diye. Hocam, bugün ne güzel benzetmeleriniz var böyle. Bankacılığın böğrüne vuruyorlar. Çünkü sistemi yıkmak istiyorlar. İşte bu noktada bilinçli olarak yapılan tabii, hareketler. Şimdi sevgili kardeşim, üç şeyi, eskiden iki diyordum da şimdi bir şeyi söylemiyordum. Üç şeyi, bir, para hareketlerini, parayı, çok parayı kendi haline bırakmazlar. İnanç hareketlerini, din deyince bizim toplumumuz, arkadaşlarımız anlıyor ki semavi dinler. Hayır, dünya 8 milyar insan var. 8 milyar insanın yarısı semavi dinlerin dışındaki dinlere inanıyor. Tabii. Dini hareketleri kendi haline bırakmazlar. Üç, güzel kadınları kendi haline bırakmazlar, manipüle ederler. Hmm. Bunlar hepsi manipülasyona açıktır. Hmm. Şimdi baktığımızda Mossad'ın bir raporu var. WikiLeaks belgelerinde Türkçe'ye çevirirken yok da İngilizce aslında var. Mossad diyor ki İslam dünyasında 70 tane dini cemaati biz finanse ediyoruz, kotarıyoruz diyor. Çünkü Amerikalılar 60'lı yıllarda barış gönülleriyle gelmişler. Anadolu'nun hangi mahallesinde, hangi köyünde, hangi cemaat, hangi tarikat, hangi mezhep var onu çıkarmış adamlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'ndaki en çok memur çalıştıran bölüm dünya inançlar dairesidir. Parayı kontrol eden inançları kontrol eder.
Parayı ve inançları kontrol eden siyaseti kontrol eder. Parayı, inançları, siyaseti kontrol eden akademiyi kontrol eder. Dördünü kontrol eden bilimi kontrol eder. Evet. Hocam şimdi her şey tasarlanmış diyorsunuz. Mesela FED agresif bir şekilde aslında faizleri yükseltti. Evet, ABD'yi enflasyondan bir nebze korudu. Ancak dolarla iş yapan devletler var. Şimdi bu bankaların batmasıyla birlikte bu domino etkisi yapar mı diğer ülkelerde? İşte bir kriz yaşanıyor. Avrupa'dan kıpırdatmaya başladı. İngiltere'de 250 tane teknoloji firması bir rapor sundu. Eğer önlem alınmazsa biz de batacağız, evet, diye. Evet, çünkü özellikle yapılmak isteniyor. Şimdi böyle sistem normal zamanlarda herkesin böyle güllük gülistanlık olduğu zamanlar sistem kendiliğinden işler. Ama evet, yine bizim Antalya'nın yörüklerinde bir laf vardır. Dar geçitte belli olur oyun diye. Şimdi oyun dar geçitte böyle sıkıştırırlar, böyle preslemeye başlarlar. Zor günlerde tabii, insan. Ha. Şu anda ne yaptılar? İşte silikon, o silikon vadisindeki banka, o özellikle şimdi önce 0.25 0.50'lik tahviller tıka basa doluydu bankanın elinde. Evet. Tahviller. Sonra ama faiz arttırımıyla ne oldu? Tahvillerin faizleri %5-6'lara çıkınca ne oldu? Adamlar eski o tabiri caizse ucuz tahviller giderek ucuzladı. Zarara dönmeye başladı. Elinden adam çıkarıp yeni tahviller almak istiyor. Hı. Bir başka şey yeri gelmişken de söyleyeyim. Sistemin, şu anda dünyadaki sistemin en zayıf 3 halkası. Bir, tahvil piyasası. Son derece kırılgan bir piyasa. Faizler arttıkça eski düşük faizli tahviller ölmüş eşek fiyatına gidiyor. Hı. Sonra baktığımızda zombi şirketler. Şimdi isim şirket söyleyemem tabii, uygun değil ama özel sohbetimizde söylerim. Küresel şeyler, Wall Street ve aklınıza gelen dünyanın borsaları zombi şirketlerle dolu, batmış şirketlerle dolu. Baktığımızda onu göremiyorsunuz. Onu ancak uzmanlar görür. Artı dünyada en zayıf 3. halka. Dünyada bir ons yani fiziki altın, 31.1 gramlık fiziki altına, elinize böyle alıp sevdiğiniz Fatma Nacım'ın alıp yastığın altına koyduğu, yorganın dibine sakladığı fiziki altına karşılık bir onsluk 40 ons paper gold dediğimiz 5 para etmez türev ürün var. Sahte, yalancı. Şimdi bankaya gittin Amerika'da. 100 kilo, 10 kilo, 5 kilo, 1 kilo altın hesabın var. Ver dedin paramı şey altını mı dedin? Çık, veremeyecekler. Çünkü direkt 40 paper gold var. Tabii hocam. Aynı durum gümüşte de var. Evet. Olmayan şeyde platinde ve paladyumda biraz, zaten dördüdür bu piyasada para işlemi görenler şeydir. Artı 1971'den beri altın Chicago borsasında buğdayla emtia, arpayla işlem görür. Yani o para özellikle göze batmasın diye, ama ne yaptı Erin Greenspan? 20 yıl Amerikan Fed'i yönetti. Banknot şöyle, banknot böyle dünyaya dayadılar. 2017 yılında görevden ayrıldıktan sonra Erin Greenspan şöyle bir laf etti People dergisine. Nihayetinde bir tek para vardır, o da altın. Dedi. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Bu amcanın söylediği. Şimdi geçmişte de hangisine inanalım? Tabii altına inanacağız da. Şimdi geçmişte dolar şöyle, kağıt böyle, kağıt paralar böyle, kaldıraç şöyle. Kaldıraç deyince bu piyasada dönen oyunu Fatma teyzeye, Muharrem amcaya iyi anlatalım. Hocam şimdi Biden sürekli açıklamalarda bulunuyor. ABD'de bu toplu söylentiler eğer büyürse, halk bankalara karşı güvenini yitirirse, bankaların kapısına kilit vurulması gibi bir durum söz konusu olur mu? Nakitsiz toplum iddiaları da burada hız kazandı aslında. Destekler nitelikteki hamleler mi bunlar şu anda? İsveç'te 900 banka var. 600'ü nakit para kabul etmiyor. 2025'ten itibaren de nakitsiz bir toplum düzenine geçmek istiyorlar. Şu anda Biden bu paniği önlemek için normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde bizdeki tasarruflu mevduata sigorta fonunun verdiği garanti gibi, ve orada da bir aynı kurum vardır. Verdiği garanti $250.000'dır. Ama Biden bu paniği önlemek için dedi ki Moody'lerin yani müşterilerin parası
250 bin dolara bakılmayacak, devletin garantisi altında dedi. Ama zaten Mudilerin parası batırmıyor. Mudilerin. Biraz önce söylediğim bu tahvil hikayesi var ya, evet. Ölmüş eşek fiyatına giden eski tahvillerle yeni tahvillerin işte arasındaki o büyük farktan dolayı sistem çöküyor. Bunu da bilerek yapıyorlar. Niye bilerek? Kağıt paraya, banknot paraya itimadı kırmak, öldürmek istiyorlar. Hocam bu mümkün olabilir mi? Para, kağıt para, devletle millet arasındaki bağın en büyük sembollerinden biridir bravo, bence. Bravo. Şimdi biz Türkler, Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye'si. Bunların hepsi ayrı ayrı devlet değildir. Bunların hepsi tek devlettir. Bin yıldır tek devlet burada. Baktığımızda biz Selçuklu'dan Cumhuriyet'e kadar biz para bastırdığımızda padişahlarımız hutbe okutmuştur. Rahmetli Atatürk de Cumhuriyet'i kurduğunda, Türk lirası tedavüle sürüldüğünde hutbe okutmuş milletin bir çocuklarıyız. Çünkü para bir milletin, millet ile onun devletinin arasında 7-24 çalışan organik bir bağdır. Şimdi bu bağı, milletle devletin bağını koparmak için bu teknopoli dediğimiz işte Facebook, Google vesaire onlara devretmek istiyorlar. Onlar söz sahibi olmak istiyor ama bu durumdan, bu durumlar mesela Amerika'da rahatsız, Amerikan ulusalcılar rahatsız olduğu için biliyorsunuz Facebook bir para çıkarıyordu. Dur bakalım ağam dediler, ne yapıyorsun dediler. Hatta bu şeye gitmişti 2012 yılında. Brezilya'da bir şey var. M-Pesa diye bir para var. Bu ünlü bir Finlandiya'nın telefon markası var ya, çok basit bir telefondu o zamanlar. Akıllı telefonda değil. Nokia. Nokia ile çalışıyordu bu sistem. Hala çalışıyor bu sistem orada. Bundan esinlenerek bunu Meta, Facebook bu parayı karar aldı, sonra ismini değiştirdi, hayata geçireceklerdi. Amerikan devleti o derinliklerde der, dur bakalım sen orada bekle bakalım dediler. Evet. Onun için bu para değişimleri sevgili kardeşim her zaman sancılıdır. Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi, Soğuk Savaş. Baktığımızda ki Birinci Dünya Harbi 1914-18, İkinci Dünya Harbi efendim 39-45, Üçüncü Dünya Harbi Soğuk Savaş 45-90, Dördüncü Dünya Harbi 11 Eylül 2001 ile başladı ama bu 4. Dünya Harbi'nin diğerlerinden bir farkı var. Bu savaşın silahları sadece ateş kusan makineleri olmayacak. Ülkelerin paraları, altın stokları, mali analistler, genetik mühendisleri, biyomühendisler, elektromanyetik mühendisleri, bilgisayar hackerları cephenin önünde yer alacaklar ki ben bunu 7 yıl önce Küresel Para Oyunları ve Psikosiber Savaş adlı kitabımda detaylı bir şekilde anlattım. Çünkü parayı ve inançları anlayamaz isek siyaseti anlayamayız. Bu anlayamadığımız için de hatalı karar veririz. Burası çok önemli. Birazcık burayı burada kalalım tamam. İsterim. Para ve inançları anlayamazsak... Anlayamazsak siyaseti anlayamayız. Siyaseti anlayamayız deniniz. O zaman ben şunu söyleyeceğim. FET demek ne demek? Hangi aile demek? FET. Burada FET ile ilgili de bilgiler var ki yine bir başka Amerika'da James Rickard. Onun da kitabını göstereyim. Bu kitabın ön sözünü de ben yazdım. Evet. James Rickard, Amerika'nın Pentagon dahil 16 istihbarat kuruluşuna danışmanlık yapan, finans danışmanlığı yapan bir zatı muhterem. Elbette Amerikan milliyetçisi. Ben de kendi vatanımı seviyorum. Ben de kendi evet. Milletimin milliyetçisiyim. Yani bunun ayıplanacak bir tarafı yok. Ama James Rickard 4 büyük kitap yazdı. Bunlardan baktığımızda bu çöküşe giden yol, dünyayı yöneten seçkinlerin yaklaşan ekonomik krizle ilgili gizli planları. Bunu ben yazmadım. Bu adam yazdı. Ön sözünü ben yazdım. Şimdi burada para üzerinden insanların inançlarıyla oynuyorlar. İnançlarını manipüle ederek, parayı manipüle ederek siyaseti yönlendiriyorlar. Zaten siyaset mekanizması icra için önemli. İcrayı ele geçirdikleri zamanda devletin ve dünyadaki diğer kurumların yönetimi hakkında söz sahibi oluyorlar. Söz sahibi olunca da elitokrasi bıkmadan tekrar ve de tabi bu adamlar aptal falan değil. Bu adamlar zeki adamlar. Yani tutup da yani aptalların ordusu değil ama adamlar sabırlı. Adamlar neyi nasıl yapacakları konusunda derslerine iyi çalışmış insanlar. Şimdi biz olmasın etmesin. Şimdi şu var. İnanç dedim.
Mensup olduğumuz dinin, Yüce Kur'an'ın 700 ayetinde siz aklınıza danışmaz mısınız? Akletmez misiniz? Akletmez misiniz? Yunus 100 gibi. Şimdi baktığımızda açık gerçek şudur. Biz Müslümanlar imanı vestiyer asmış vaziyette, miş gibi yapıyoruz. Aklı da vestiyer asmış vaziyetteyiz. Yani 700 yıldır İslam dünyası ilmen de bilmen de yetimdir. Bunu anlayamadığımız için, parayı anlayamadığımız için, mesela Osmanlı, atamız Osmanlı, 1586'dan itibaren para oyunlarıyla yıkılmıştır Osmanlı Türkiye'si. Para oyunları. Nedir? İşte akçedir, kuruştur, liradır. Lirayı Cumhuriyet de devam ettirdi ama tahşiş diye devalüasyon bugünkü karşılığı Osmanlı'da. Devlet evet. 1641'e geldiğinde sevgili kardeşim Osmanlı para basma işini durdurdu. Efendim bir ülkenin para basma işini efendim durdurması, bu sistemi kenara koyması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah bırakmasına benzer. Onun için para bir ülkenin milli bağımsızlığının en önemli unsurlarından biri ve küresel elitokrasi var gücüyle para üzerinden yükleniyor ve insanlığın aklını açıkçası bir bilgisayar sistemi üzerinde aklımızda alay ediyorlar. Yani şimdi düşünün evet. ki sistemde rakamlar manzumesi, siz sistemi tenkit ettiniz, sistemin hoşuna gitmeyecek bir laf söylediniz, bilgisayarınızdaki bu rakamlar manzumesi ortadan gittiğinizde, ortadan kaldırıldığında eller yukarı. Ya bugün yapılmak istenen hadise bu. Onun için ben yeri gelmişken, elbette söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz bir yatırım tavsiyesi değil. Ama Türk kadınının, Türk kadın akıllıdır. Yani Türk kadınının 5000 yıllık bilinen en önemli yatırım enstrümanı altındır. Altındır kesinlikle değil mi? Tabii altındır. Bu Türk tarihinin geçmişte Orta Asya'dan beri vardır bu. Türk tarihinde altının özel bir yeri vardır ve Türk kadını altına yatırım yapmayı sever. Bunda da çocuk okuyacaktır, kocasına verir. Efendim ev alınacaktır, çeyrek verir. Çeyrek altınla ilgili bir videomuz vardı, onu da kelebeğe verelim. Onun tabii, üzerinden lütfen. Yıllara göre yükselişini görüyoruz. Hı-hı. Bir soralım size de ne olacak, ne bitecek? 2023-2030 yılları arasında altını nasıl değerlendirmek lazım? Onları konuşalım, ardından yine evet, banka iflaslarıyla da devam edeceğiz. Tabii. Evet hocam. Şimdi tabii baktığımızda, geliyor mu görüntü? Gelecek, birazdan hazırlıyorlar. Evet. Siz devam edin. Şimdi şu var. İnanç dedik, para ve inanç dedik. Biraz inançtan bahsedeyim isterseniz. Şimdi bu küresel gücü yöneten insanlar dediğim... Hocam görüyorsunuz 2003'ten itibaren çeyrek altındaki yükseliş. Evet. İstikrarlı bir yükseliş var. Tabii. Dünyada böyle. Tabii. Bu ekranımızda kalsın, biz devam edelim tabii. konuşalım. 1971'de 15 Ağustos'ta onsu 31.1 gramı 35 dolar olan altın bugün 1970 dolar. Net bir rakam söyleyeyim. Net bir rakam söyleyeyim. Altın önce onsu yani 31.1 gramı 5000 dolara vuracak. Sonrası Allah kerim. Ama James Rickers bunu 10.000 dolar olarak görüyor. Hamburg Üniversitesi'nden Alman bir arkadaşım, İpin ucu kaçar ise onsu 60.000 dolara kadar çıkabilir. Ne diyorsunuz? Çünkü dünyayı yıkacaklar. Sistemi yıkacaklar. Ve bu sistemde ayakta kalmanın 3 yolu var. Su, gıda, tohuma sahip olmak. Olmazsa olmazdır. Fiziki altın, altın hesabı değil. Fiziki altına sahip olmaktır. Çünkü bugün baktığınızda şimdi... şurada bir çuval bundan 25 sene önceki Alman markından bir çuval bulsanız bir işe yarar mı? Yok, yaramaz. Ama 25 sene önce bu Alman markı dehşet bir paraydı. Ama bundan 1000 sene önceden bir Selçuklu lirası, 2000 sene önceden bir efendim Bizans sikkesi bulursanız sizi zengin eder. Çünkü evet. altındır. Onun için burada da gelelim inanca. Şimdi bu dünyaya nizam vermek isteyen insanların inançları var. Çünkü durup dururken akşam oturup sabahleyin hadi şunu yapalım demez bu adamlar. İşte bu inançlarının temeli süper şemitah ve şemitah döngüsüdür. Bunu da ben söylemiyorum. Ben adamların kendi kaynaklarından alıyorum, anlatıyorum. Yani bunları anlatıyorum. O da şu. Yüzlerce yıldır
süper şemitah ve şemitah döngüsü vardır. Şimdi süper şemitah döngüsü nedir? 49 yılda bir olur. 7 yılda bir ise şemitah döngüsü olur. 49 yılda bir olan dünyadaki süper şemitah döngüsü ki 2 Ekim 2016'da başladı. İktisadi yani ekonomik, siyasi, sosyal bütün dönüşümleri gerçekleştirecek. Peki ne zaman gerçekleştirecek? Süper şemitahın 49 yılda olan bir süper şemitahın birinci şemitahı 2023'tür. İkinci şemitahı 2030'dur. Niye 2023-2030 deyip duruyorlar? Çünkü her hareket, dünyadaki para hareketi, siyasi hareketler temel bir felsefi inanca dayanır. Bu ister semavi kökenli olsun, ister felsefi kökenli olsun. Ama genel olarak bu Kabala diyebileceğimiz, milattan önce 3500 yıl önceki Mısır Hermetizmi, efendim arkasından Hint Mistizmi, arkasından Yunan felsefecileri, efendim İran Mitraizmi ve Yahudi Kabalasının harmanlanmasıyla oluşmuş milattan önce 9. yüzyıl ile milattan sonra 2. yüzyıl arasında Yahudiliği ve Hristiyanlığı da harmanlayarak gnostik bir inanca dönüştürmüş bir yapıdır bu. İşte bu yapı, bu sistemi kurmak isteyen adamların inançları. Ha bu Kur'an'a evet. Uygun mu? Hayır. Bizim inancımız uygun mu? Hayır. Ama, başarabilecekler mi? Hayır. Ama işte burada problem şu. Problem şu. Sevgili kardeşim, problem kimse alınmasın. Problem insanlığın aymazlığında. Başarabilecek mi? Çok güzel bir sual sordunuz. Başarabilecekler mi? Şimdi baktığımızda 1945'ten itibaren bugüne kadar olanlar eğer insanlık aklını başına almaz ise başaracakları yolunda. Mesela bugün gıdadan bir misal vereyim yeri gelmişken. 1950 yılında bugünkü Filipinler'de Rockefeller Vakfı, Rockefeller ailesi bir vakıf kurdu. Başına da daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı olacak Henry Kissinger'ı getirdi. Güneydoğu Asya'da 140 bin çeşit pirinç var. Ama 6 çeşit indirdiler. Bugün ben Antalyalıyım. Bugün yiyeceklerle, içeceklerle Antalya'da gördüğümüzde 18-20 yaşındaki delikanlı erkek çocuklarının göğüslerinin olduğunu görüyorsunuz. Bugün İstanbul Nişantaşı'nda erkek çocuklarına meme ameliyatı yapılıyor. Bu gıdaya bağlı bir şey. Nuri Pakdil'in güzel bir sözü var hocam. Onu paylaşalım. Tabii lütfen. Yarın çok geç olmakla meşhurdur diyor. Evet. Bizim bir an önce aklımızı başımızı alıp sanırım buna karşı neler yapabilmeliyiz, neler geliştirmeliyiz, bunlar üzerinde durmamız gerekiyor. Tabii. Sizin bu söylediklerinizi destekleyen Davos'ta 2016 yılında Dünya Ekonomik Forumu 2030 planı açıkladı. Biliyorsunuz üzerinde de çalışmışsınızdır. Ekranımıza onu alalım. Plan 2021-2030. Evet. Evet, 2030 üzerine birazcık madde madde konuşalım istiyorum. Tabii. Onu izleyelim. Hocam şöyle ki, diyor ki hiçbir şeye sahip olmayacaksın ve mutlu olacaksın da bir açılış yapıyor. Burada da ne istersen kiralayabileceksin ve drone'la evine gelecek diyor. Daha sonra Amerika dünyanın süper gücü olmayacak ve bir avuç ülkenin hakimiyetinde olacak dünya diyor. Organ bağışı beklerken ölmeyeceksin. Zira içinde 3D lazerlerle biz print yapacağız. Yani organ yapacağız sana diyor. Daha az et yiyeceksin çünkü et dünya ve senin sağlığın için çok da iyi bir şey değil diyor 2030 evet. planında. Değişen iklim nedeniyle 1 milyar insan yerinden edilecek diyor. Evet. Mülteciler hakkında da açıklamaları var. Mültecilere güzel bir karşılama yapalım, ağırlama yapalım, onların üzerinde daha fazla çalışalım. 2030'un CEO'ları mülteciler olacak diyor. Evet. Ve devam ediyor. İşte karbondioksit diyor. Mars'a gitmek için hazırlık yapın diyor. Hazırlanıyor olabilirsiniz diyor 2030 planında yine. Dünyanın nasıl sağlıklı tutulacağını bilim adamları çözmüş olacak ve belki de uzaylı yaşamı bulacaklar diyor. Aslında konuştuğumuz tüm senaryoları açıklamışlar Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda. Bunlar tasarlanan şeyler mi? Hı hı. Elbette tasarlanan şeyler. Evet.
Hangilerine yavaş yavaş ulaşmaya başladılar hocam? Yıl oldu 2023. 2016'da yayınlandı bu video. Şimdi şöyle söyleyeyim. İsterseniz birincisinden başlayalım. Hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Aslında çünkü şu anki ekonomiyle de alakalı bir şey. Kapitalizm yaratıcı yıkım mottosu üzerine kuruludur. Yani ve kapitalizm her 7 yılda yaklaşık ortalama kriz geçirir. İşte 40-50 yılda, 49 yılda bir de büyük krizler yaşar. Evet. Baktığımızda 1632 lale soğanı krizinden 2008'e kadar baktığımızda bu sefer her şey farklı olacak mottosunu işletirler. Şimdi kapitalizm tıkandı. Diyorlar ki evrensel ücret. Bu evrensel ücret Amerika'da denendi. Başka yerlerde denendi. Bu yeni değil. Bunu pişirip pişirip önümüze koyuyorlar. Diyorlar ki siz sahip olmayın, kiralayın. Bu model de eski değil. Şeydir, Essaniler tarikatı vardır. Essaniler tarikatı milattan önce 150 ile milattan sonraki 100-150 arasında varlığını sürdürmüş bir ezoterik tarikattır. Yahudi tarikattır bu tarikat. Orada hiç kimsenin malı yoktur. Çocuk sahibi olabilmek için, bu adamlar da öyle diyor. Çocuk sahibi olmak ancak izin verilenlerden, o da tapınaktaki gardiyanlarla çiftleşerek vesaire olacak. Artı maraza çıkaran çölün derinliklerine gönderiliyor. Bunlar yaşanmış şeyler. Bunlar da aynısı. Kalsa da müsaade yok. Evet, evet. Yani orada şey. Şimdi kapitalizmi şirket sosyalizmine çevirmek istiyorlar. Çünkü 1917'den beri dünyaya da çok kanlı bir şekilde kamu sosyalizmi, devlet sosyalizmi denediler. Sovyetleri denediler, Çin'i denediler, efendim diğer Doğu Avrupa ülkelerini, Küba'yı denediler ki hemen şunu ifade edeyim. Burada bu masalları 1978 Washington mutabakatında da anlattılar. Aşağıya sızdıran zenginler, hani bal peteğini elinize alırsınız ya, bal peteğini sıkarsınız, aşağıdan bal çıkar, balı tutan yalar. Evet. Şimdi buna sızdırma derler. Kapitalizmin sızdırma politikası. Yani zenginler aşağıya sızdıracak, garip kurabağa da bundan yalayacak ve yoksulluk yüzü görmeyecek. Ama Stiglitz söylüyor, IMF'nin danışmanı, ben de söylemiyorum. Şu anda insanlık 1978'den bugüne kadar baktığımızda insanlık tarihinin en rezil, en sefil fakirleşme döneminde. Perişan vaziyette insanlığı. İnsanlığı mahvettiler. Gelelim şirket sosyalizmine. Şimdi kamu sosyalizmi olmayınca tepede mesela Berlin'de 2021'de 30 bin evi, daireyi kamulaştırdılar. Kiralayın. Kiralayın mottosu. Bunu özellikle işliyorlar. Çünkü mülksüzleştirme, kitleleri mülksüzleştirme, mülkü üçgenin, tepenin, yukarıdaki elitokrasinin elinde toplama, sonra da Anadolu kültüründen bir misal vereyim. Buyurun. bizim Antalya'da pek yoktur da, genellikle Doğu Anadolu'muzda, Güneydoğu Anadolu'muzda, Orta Anadolu'muzda kirve vardır. Evet. Kirve. Güzeldir de, güzel de güzeldir. Bir kavramdır. Tabii, Türk kültürünün hepsi güzel, insanımızın hepsi güzel. Evet. Şimdi kirve vardır. Kirve her ailenin imkanına, insanlar 3 kilo lokum alır, 5 kilo lokum alır, yemek tertiplerler vesaire. Ailenin en yakını o çocuğun kirvesidir. Ailenin kirvesidir. O zamanlar şimdi değerli hekimlerimiz var. Geliyor çocuğun pipisine bir tane iğne yapıyor. Çocuk haberi bile olmadan sünnet ediyor. Ama o zaman öyle değildi. Kirve çocuğu alır. Bakın elinde kirvenin bir tane lokum vardır. Çocuğu alır böyle tutar. Böyle tutar, karnından tutar. Ve fenni sünnetçi çocuğu tıp diye kesiverir. Acı, iğne yok çocuk. Ama sünnet edilirken kirve çocuğun ağzına lokumu basar. Çocuk acıyı mı düşünsün, lokumun tadını mı düşünsün? Bunlar böyle. Bunlar bizim kirvemiz olma iddiasında. Ama bizim kökümüzü kurutacak sünnet yapma derdindeler. Hocam Bill Gates açıklamalar yapıyor ya, toprak almayın. Sosyalizmi aslında bir yerde överken kendi tarım arazileri topladı. Essenler tarikatında da toprak falan yok. Toprak tamamen elitokrasinin. Şu andaki gardiyan kelimesi var ya, Essenlilerden gelir. Böyle bir düzen. İşte bunun adı nedir biliyor musunuz? Ay'a gideceğiz, Mars'a gideceğiz. Bunun adı sevgili kardeşim, öjenizmdir. 1907'li yıllarda
Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan, sonra İngiltere'de kurulan, sonra Hitler'in vahşice uyguladığı öjenizm, yani Batı ırkçılığı. Evet. Batı ırkçılığının iki temel unsuru vardır. Bir, mitoloji, iki, din. Bugünkü yöntemleri ise biyoteknoloji ve elektromanyetik sistemler. İşte bunu bize yersen pazarlıyorlar. Biz size bunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunun adı şu. Post apokaliptik kıyamet. Yani cennet, pardon. Post apokaliptik cennet. Vallahi ölünce cennete gideceksin. E ne bileyim cennete gideceğimi? Değil mi? Hikaye bu. Bugün de bunu insanlığa pazarlıyorlar. Ama bu da yeni değil. Bakınız, aldım esenlerden örnek verdim. Ünlü Rus romancısı Dostoyevski, Karamazov kardeşler, ki Dostoyevski kendisi Sara hastasıdır. Dehşet bir İslam ve Türk aleyhtarıdır da Dostoyevski. Tolstoy öyle değildir. Tolstoy daha büyük bir yazardır ve Türk dostudur, İslam dostudur. Ama Dostoyevski de büyük bir yazardır. Fakat İslam aleyhtarı ve Türk aleyhtarıdır. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerde 25-30 sayfalık bir Engizisyoncu kardinal vardır. Engizisyoncu kardinal Hazreti İsa'ya dini öğretir. Engizisyoncu kardinal Hazreti İsa'ya dini öğretir. Orada dehşet bir replik var kardeşim. Nedir biliyor musunuz? Repliği söyleyeyim. Aynen şöyle. İnsanların ekmeğini veren onun hürriyetini tayin eder. İnsanların ekmeğini veren onun hürriyetini tayin eder. Bana kirala diyor. Efendim drone'la gönderecekmiş. Beni 16 saat çalıştıracak. Ve yeri gelmişken şu anda Türkiye'de de imal ediliyor. Artı Arjantin'de, artı Meksika'da hemen hemen tamamlanmış durumda. İnekler Arjantin'de ve Meksika'da tamamına yakını çiplendi. Ve bu çiplenme ile ineklerin mutat aylık döngüsüne müdahale ediliyor. Neden Arjantin ve Meksika? Çünkü inek orada çok yaygındır. Bizim Anadolu hayvancılığında... Şey, pilot bölge olarak mı seçildi tabii, belki de? Evet. Anadolu daha çok keçi ve küçükbaşa yatkındır Anadolu. Oralar büyükbaşa yatkındır. Hmm. Oralarda inekleri çiplediler ve ineklerin çiftleşme isteyip istemediğine kadar müdahale ediliyor. Peki bu çip nerede imal ediliyor biliyor musun? Ben bu çipi gördüm. Bu çip Türkiye'de imal ediliyor. Ha, imal eden şirketimizi tenkit falan etmiyorum. Neticede dünyanın bir teknoloji yarışıdır. Böyle bir yarışta bir Türk şirketinin yer alması benim de hoşuma gider. Yani evet, neticede para kazanıyor. Ama yarın rahmetli Demirel çok söylerdi. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Gün gelecek bunu insana uygulayacak. Hayır hocam, bir de niyetlerini gezegeni kurtarma başlığı adı altında yapıyorlar ya. Tamamen palavra. Hani her şey gezegenimiz için. Mesela şimdi, et yemeyelim diyor. Daha az et yiyelim. Çünkü diyor bu hem gezegenimiz doğru, için... Doğru. Ağababalar kendileri yesin. Elitler kendileri hem yesin. Hem senin için zararlı. Garip kurağaba böcek yesin. Böceğin proteini de çok yüksekmiş evet, ya. Evet. Onlar kendileri yesin. Şimdi olay şu. Olay şu. İnsanları kontrol etme mekanizması ki benim ailemde yani tanıdığım, yine Amerika'da tanıdığım hoca arkadaşlarım var. Genetik mühendisi bu alanda çalışan insanlar var. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir yapay et Allah'ın yarattığı hayvanın etindeki o proteinleri vesaire tam barındırmıyor. Yani bunu bir gıda programı yaparsak ben tek tek onları da sayarım. İşte buradan baktığımızda bugün mitoloji üzerinden, din üzerinden seçilmiş millet, seçilmiş ırk mitosu bugün ustaca öjenizm üzerinden yürütülüyor ve biyoteknoloji, elektromanyetik sistemler üzerinden, gıda üzerinden insanlığa dayatılıyor. Elbette bizi sünnet ederken ağzımıza lokum basacaklar. Biz acıyı unutturmak istiyorlar. Yapılan bu. Hocam bir diğer madde de ABD dünyanın süper gücü olmayacak. Bir avuç ülke hakimiyetinde olacak dünya. Bu ne demek? Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şöyle bir görüş var. Şu anda dünyada üçlü bir kavga var. Evet. Bir tarafta City of London, İngiltere'deki Musevi bankerlerin başını çektiği ki 1096'dan beri bu yapı oradadır. 2 kilometre. 1970'lerin ortasına kadar City of London'a İngiliz kraliyet ailesi, monarşi izinsiz giremiyordu. Evet. Şimdi bu yapı 1944'te
1813-1815 Waterloo Savaşı'ndan, İngiliz-Fransız Savaşı'ndan sonra ele geçirdiği dünyanın rezerv para ve buna bağlı güç, ki Amerikan gücünün en temel unsuru dolardır. Ben Amerika'da lisansüstü eğitim gördüm. Orada bir laf vardır. Aynen şudur. F-16 olmadan McDonald olmaz, dolar olmadan ikisi olmaz. Amerika bunun farkında. Biraz önce yarım kaldı. James Dickerson 2009 yılında Los Alamos. Los Alamos Amerika'da 17 yüksek teknoloji merkezi vardır. High tech dediğimiz. Bunlardan bir tanesi de HAARP dediğimiz Alaska'daki Gakona'dadır. Şimdi Türkiye'de yeri gelmişken onu söyleyeyim. HAARP'ın fay hatlarını tetiklemesi çok konuşuluyor. HAARP'ın en basit özelliğidir bu. Bu sağlam binayı yaptınız mı HAARP hiçbir şey yapamaz. Ama HAARP iklim modifikasyon silahıdır. Ve Vietnam'da Pop Ai'dan tutun bilmem nereye kadar kullanılıyor. Ve bu teknoloji sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde değil. Daha iyisi Rusların elinde var. Artık Çinlerin elinde var. İngiltere'nin elinde var. Türkiye'de bunu doğrulatamadım ama bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde böyle bir çalışma vardı. Ama tırnak içinde kazara yıkıldı. İşte buradan gelmek istediğim nokta şu. Yani adamlar her yandan geliyor. Yani planlı bir şekilde para tarafından, inanç tarafından, gıda tarafından, ilaç tarafından, yani oligarşiyi açık delik bırakmıyor. Ben insanlığın geleceği açısından üzülüyorum. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milletinin bekası, devletimizin bekası açısından iktidarıyla, muhalefetiyle aklımızı başımıza alıp tedbir almak durumundayız. Tedbiri ilk başlayacağımız en kolay yerde tohum, ata tohumu, gıda ve su. Kesinlikle. Hocam, bir diğer maddeleri de biraz önce söylediğiniz aslında. Değişen iklim nedeniyle 1 milyar insan yerinden olacak deniyor 2030'da. Çok güzel. Şimdi neler oluyor? Şahit oluyoruz felaketlere. Tarihte Hiksoslaşma vardır. Hiksoslaşma, bugünkü Mezopotamya, Orta Doğu bölgesi dediğimiz bu bölgede Anadolu'nun hinterlandından. Anadolu'nun o kadar çok önemli özelliği vardır ki, Verge Tezvök, Tanrı'nın yürüdüğü topraklardır. Kimin için? Öjenizmi kurmak isteyen, elitokrasi için. Son seferde fethedilecek ülkenin adı Edom'dur. Edom Kabala'ya göre Anadolu'dur. Dini değerleri bilmezsek, felsefi değerleri bilmezsek, bu planları bilmezsek oyuna geliriz. Ramazan hocamla böyle yayın aralarında muhabbetlerimizde en sık kullandığımız kelime disiplinler arası etkileşim. Evet. Farkım şu. Elbette çok değerli akademisyenler. Ben multidisiplin dediğimiz çoklu disiplinle çalışıyorum. Evet. Onu okuyorum ve birkaç sefer televizyonlarda söyledim. Zat halinize de söyledim. Arada 10 bin kitap okuduktan sonra bir şey öğrendim. Hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Allah'tan ömrü biraz. Daha çok öğrenmek için istiyorum. Daha çok yazmak istiyorum. Çünkü şu anda yazıyorum. Ya, bitirmek üzere olduğum kitap. Hangi Atatürk, hangi ekonomi? Onu yazıyorum. Bir diğeri. Elitokrasi ve post-human. Heyecanla bekliyoruz. Evet. O kitapları. Onun da bir %20'sini falan yazdım. Çünkü elitleri anlamadan. Bu adamları kötülemek için falan söylemiyorum. Ama bu adamlar dünyanın sahibi. O zaman... Hocam, ne zaman karar vermişler? Şimdi ne zaman karar vermişler? Bir başlangıç noktası diyebileceğimiz bir nokta var mı? Şimdi şöyle, bir nokta değil ama önce inançlar oluşmuş. Böyle Mısır hermetizminden itibaren Yunan felsefesi, efendim Hint mistizmi, İran mitraizmi, yani bir o 9. yüzyılla milattan önce 2. yüzyıl arasında Yahudilik, daha Müslümanlık yok o zaman, bizim dinimiz yok. Yahudilik ve Hristiyanlığı bu felsefi, yani pagan çoklu tanrıcılık inançlarıyla harmanlamışlar ki mesela Roma'yı yıkan, koca Roma İmparatorluğunu yıkan, dize getiren, ekmek ve buğday bulamamaktan dolayı Hazreti İsa'nın havarilerinin hızla Roma üzerinde etkili olmasıyla birlikte göç dalgaları başlıyor ve bu göç dalgaları Roma'nın kapısına kadar Hristiyanlığı dayıyor. O zaman Roma'yı yönetenler, tabi uyanık adamlar, diyorlar ki bu din bizi silkeleyecek. O zaman Roma paganizmiyle Hristiyanlığı harmanlıyorlar. Baktığımızda bugün Hristiyanlık sembollerini, pek çoğu Roma paganizmi.
Yunan paganizmiyle harmanlanmış vaziyette. Ama bu dediğim gibi milattan önce 9. yüzyıldan milattan sonraki 2. yüzyıl buna eksen çağı denir. Bu eksen çağında Yahudiliği ve Hristiyanlığı harmanlamışlar ki Umberto Eco, İtalyan düşünür, evet. Gül'ün adı filmi yapılan Faukalt Sarkacı kitabının yazarı, dehşet bir adam. Ben de çok severim. Umberto Eco der ki, bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmayın kardeşim. O inanca sahip olanların neyi ne kadar göz aldıklarına bakın. Yine bir başkası, The Guardian'da yazar, London School of Economics Politik Science'dan John Gray. John Gray diyor ki, siz kapitalizmin, siz sosyalizmin seküler olduğunu mu zannediyorsunuz? Bunlar Kabala'dan, Tevrat'tan, efendim İncil'lerden neşet etmiş seküler ideolojilerdir diyor. Yani ihtiyaca binaen raftan İncil'i Tevrat'ı indiriyor. Ha baktık ki dünyanın gidişatı biraz da buradan neşet etmiş bu ideolojiler dayatıyorlar. Kapitalizm ile bizim çocuklarımızı, insanlığı birbirine kırdırdılar. Bizim çocuklarımızı da solcu sağcı diye birbirine düşürdüler. Kapitalizm ile iddia ediyorum. Kapitalizm ile sosyalizm arasında ekonomik işleyişin zırnık farkı falan yoktur. Ne fark vardır? Kapitalizmde elitokrasi, şirketler sermayeye sahiptir. Komünizmde, sosyalizmde Komünist Partisi'nin yöneticileri. Ekonomik işleyiş aynıdır. Ama bizim çocuklarımızı birbirine kırdırdılar. İnsanlığı birbirine kırdırdılar. Çünkü Adem Adem olmayınca netsin. Evet. Adem. Çünkü olay şu. Allah'ın yarattığı Hazreti Adem'den ve Yüce Kur'an'ımıza göre nedir? Bütün melekler insanlara secde ediyor. Bir tane ne oluyor? Şeytan. Şeytan yapmayacağım diyor. Bunun üzerine Allah'ın verdiği izinle kıyamete kadar dünyada Allah'a karşı şeytanın açtığı bir savaş var. Ama bugün biz insanların aymazlığı yüzünden baktığımızda hakikaten şeytan önde mi önde? Evet. Çünkü bu soruyu neden sordum biliyor musunuz? Buyurun. Yıllardır aslında Türkiye'de, geçen hafta da söyledim, yayınlar yapılıyor. Sosyal medyadan konuşuyoruz, elitler, küreselciler, evet. Aman aman dünyanın hakimleri, dünyayı tek dünya devleti amaçlayan insanlar, motivasyonları bazıları diyor para, bazıları diyor inanç. Siz inanç olduğunu savunuyorsunuz. Tabii inan. Para enstrüman. Zaten adam paraya hükmediyor zaten. İnanç, yani o inanç derken de o bizim semavi inancımız falan değil. Evet, evet. Yani bunun startını kim veriyor? Hani bunu konuşurken onları da tanımakta fayda var. Bunun için ayrı bir bölüm de yapacağız sizle. Muhakkak yapmalıyız. Ne zaman isterseniz kardeşim. Çünkü bir nokta olmalı hocam. Şimdi hani kalkıp hadi biz bir dünyayı değiştirelim de işte bizim de şöyle bir motivasyon kaynağımız var. Biz bunlara inanıyoruz da olacak iş değil bunlar. Allah'a karşı meydan okuma. Tanrıcılık oynuyor. Tanrıcılık oynuyorlar. Bunu ben söylemiyorum zaten. Noah Harari lütfen... Beni seyreden dostlarımız, kardeşlerimiz, Noah Harari'nin Homo Deus, Tanrı insan demektir zaten. Hı hı. Homo Deus, Tanrı insan, yeni Tanrı, veriizm. Şimdi 1990'ların öncesinde, 80'lerde bir laf vardı Soğuk Savaş döneminde. O da şuydu, eğer siz kendinizi öğrenmek istiyorsanız iki yere müracaat edin. Bir Rus istihbarat örgütü KGB, bir de Vatikan'a. Çünkü Vatikan ve KGB sizi sizden iyi bilir diyordu Soğuk Savaş döneminde. Bugün elimizdeki bu bizi bizden iyi biliyor. İşte buna da veriizm dini deniyor. Ben bunun detaylı bir şekilde şurada bu kitapta sentetik insan modelini anlattım. Evet. Veriizm dini. Ve bugün bu veriizm diniyle yeni bir olay şu. Kökenleri hermetizme dayanan varlıkta birlik, tanrı insan. Ama o tanrı insan ölü bir virüs karşısında aciz kaldı. Zavallı duruma düşürdüler. Şimdi bu şuna benzer. İş hayatında da çok şeydir böyle. Bir adamı eğer ayağını kaydırmak istiyorsan adam işten atmazsın. Adamı terfi ettirirsin. Adam geldiği yerde iki ayağı bir pabuca girer. İşi beceremez. Kendisi gider. Bugün insanlara Homo Deus dediler. Veriizm. Siz haşa tanrısınız dediler. Ama canlı bile olmayan bir virüs, 2 yıl insanlığı dayandı. Evet. Böyle bir dünya. Ama bundan insanlık galip çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü bir paradoks var. O paradoks da şu.
Elbette internet, sosyal medya vesaire, haberleşme bu kadar bu kadar sansüre rağmen. Dehşetli sansür var. Yani baktığınızda video, YouTube videoların dehşet bir sansür var. Yeni yeni bunlar içinde biraz daha Twitter daha böyle az sansür uygular oldu. Hepsi sansür uyguluyor. Bunun içindeki karşılıkları da böyle. İşte burada olay şu. Bu kadar güç şımarıklığı, bu kadar haberleşmenin kolaylaşması kendi paradoksunu da yarattı. İnsanların uyanmasına da sebep oldu. Şimdi insanlık 1950'lerden itibaren... Aslında tasarlamadıkları bir şey mi oldu? Böyle bir şey, beklemedikleri bir şey oldu. Mesela Covid-19'da beklemedikleri bir dirençle karşılaştırdılar. Bu insanlara sıvı verme vesaire falan filan. Peki ben o zaman, ben ve benim gibi bir kısım hekim arkadaşımız dedik ki ya bu bir laboratuvar babysi dediğimizde, işte isim vermeyeyim şimdi, ben spekülasyonlara girmek istemiyorum. Vay dediler, bir tane hekim bile olmayan efendim adamlar komplo teorisi kuruyor. E şimdi 3 hafta önce FBI dedi ki kardeşimiz bu laboratuvar ürünü. Peki insanları 2 yıl anasını ağlattınız kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kurul, bilim kurulu diye bir saçma sapan kurul bu ülkenin ekonomisini her gün 1 milyar dolar zarara soktu. Evet, her gün 1 milyar dolar. Bir günlük kapanma Türk ekonomisine 1 milyar dolara mal oldu. Biz o zaman yapmayın, etmeyin, kapatmayın bunu dedik ama tabii hükümet de baskı altında kaldı. Yani hükümet de ne yapacağını şaşırdı. Bilim kurulu diye bir bilim kurulu, efendim kapatacağız. Ondan sonra diyorlar ki aman siz ekonomistsiniz, siz karışmayın. Peki siz kamu ekonomisine nasıl karışıyorsunuz? Hocam hemen şöyle bir başka bir başlığa devam edelim 2030'la alakalı. Elon Musk diyor ki insan eliyle diyor bu dünya yok olacak, bizler yok olacağız eğer başka gezegene taşınmazsak. Şimdi Dünya Ekonomi Forumu'nun bir başka maddesi de Mars'a gitmek için hazırlanıyor olabilirsiniz. Uzaylı yaşamı bulmak bir başlangıç mı acaba diye de bir maddesi var. Şimdi olay şu. Gerçekten bu... insanlığın kurtuluşu Mars mı? Tek çare Mars mı? Elon Musk amca diyor ki insanlığın kurtuluşu falan değil. Seçkinlerin kurtuluşu. Şurada misal. Basite indirgeyim. İstanbul, güzel İstanbul'umuz. 16-17 milyon insan var değil mi? 16-17 milyon insan var ve İstanbul'un tahliye edilmesi lazım. 5 otobüs var. Antalya'ya gidecek. Kim biner? Sen ben binmeyiz hocam. İlim onu diyor. Biz Mars'a gideceğiz. Doğru giderler. Gidemezler dedim yok. Ama o gemiye ne siz binersiniz ne ben binerim. O elitokrasinin öjenik kralları biner. İnsan aşağıda da. Aşağıda da elektromanyetik silahlarla, atomik silahlar. Zaten İlim Mars söylüyor. Kutuplarda diyor, şey diyor, nükleer silah patlatırız diyor, olur biter diyor. Kendi söylüyor şeyde, YouTube'da evet, dolaşıyor. Evet, evet. Dolaşıyor. Bunlar, ya adamlar artık sakınmadan söylüyorlar. Şimdi sadece Elon Musk biraz daha merkez sağ ve muhafazakar ayaklarını oynuyor. Diğerleri sol ve liberal ayaklarını oynuyor. Aralarında bir kavga varmış gibi yapıyorlar. Ama hepsinin gittiği yer aynı. Ve bir de Fatma teyzem, Muharrem amcam, gençlerimiz... Bu paraların sahiplerinin bunlar olduğunu falan düşünmesinler. Bunlar sadece temsilci. Ellerine verilen sermayeyi, ha bunlar akıllı mı akıllı tabii. Hocam birinci adamların parayla zaten işi olur mu? Olmaz. Hani dervişe denir mi hani parayla bir derdin var mı falan? Onun derdi değil hikayesi başka. Başka. Bunların da amacı başka, motivasyonu başka. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hep söylerim ya. Şey der, hipotromdaki beygirlerin sahibi sizseniz hangi beygirin kazandığının önemi var mı? Evet. Dünya böyle oynanıyor. Ama ben bunlara kabahat bulmuyorum. Kabahatliler, tanrıcılık oynuyorlar. İnsanlığın anasını ağlatıyorlar. Ama insanlık çok aymaz be kardeşim. Yani 1950'den beri göstere göstere ne geldi? Bakınız, yaratılıştan. İnsan sağ lob, sol lob vardır beyinde. Sağ lob, dil, estetik, sanat, güzellik. Sol lob, gördüğüne inanan, görmediğine inanmayan pozitif bilimler. Ama İkinci Dünya Harbi'nden bu tarafa dünya sol lob ağırlıklı bir eğitim. Dünyada baktığımızda mühendislikte orada burada aldı başını gitti ama sosyal bilimlerde
özellikle biyoloji alanında bir yere gidemedi. Yeni yeni bir yere gidiyor. Ama insanlık, vallahi bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla, özellikle bu konuda ben, biz 1 milyar 800 milyonluk Müslüman alemi çok suçluyuz. Çünkü Müslüman alemi, aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Efendim, hele hele Türkler gücünü de Osmanlı Devleti 100 yıl önce yıkılınca yerine Allah'a çok şükür Cumhuriyeti kurabildik, ama bugün baktığımızda yeni bir Türk İslam medeniyetini ancak biz kurabiliriz. Ben İslam ülkelerinin hepsini gezdim. Onlar da böyle bir ne ihtimal var ne şart var. Sadece Araplar değil, hiçbirini. Hiç böyle bir beklemeyin. Sadece Anadolu'nun Müslüman Türk evladı imanının yanına aklı, bilimi, fenni koyacak, yeniden take-off durumuna geçecek. Aksi takdirde ne Arap dünyasından ne diğerlerinden. Ben çok üzüldüm Fas Tunus Cezayir'e gittiğimde. 400 yıl benim atam idare ediyor orada. Kimsenin namusuna helal getirmiyor. Kimseye Türkçeyi zorla öğretmiyor. Fransız geliyor, anasını ağlatıyor 50 yılda. Çok üzüldüm. Oradaki Arap kardeşlerimiz, Müslümanlar kendini Fransız falan zannediyor. Aslında slogan bir cümleyle araya gideceğiz şimdi. Take off dediniz. Evet. Take off, seyircilerimize söyleyeyim. Uçağın kalkarken arka tekerleklerinin yerde, ön tekerleklerinin havaya kalktığı pozisyona take off denir. Evet, araya gideceğiz. Şimdi özel mülkten insanlığın yoksun olmasını sağlamaya çalışan bir grup var. Koşar adım nereye ilerliyor bu insanlık diyeceğiz. Dijital paraları da konuşacağız. Kripto çok fazla gelen sorular arasında, bir ona da bakalım hocam birlikte. Hayır. Ufak bir ara verelim. Evet, sıra dışı gündem kaldığı yerden devam ediyor. Ramazan Kurtoğlu'yla birlikteyiz. Finansal bir devrim mi yaşanıyor diye aslında programın açılışında böyle bir soruyla girizgah yaptık. ABD'de bankalar peş peşe iflas ediyor. Fransa'da bir takım hareketlenmeler var. Çin'de keza bu şekilde hareketlenmeler de göreceğiz galiba önümüzdeki dönemlerde. Para dedik, devletle ulus arasındaki en büyük sembol ve en güçlü sembollerden biridir. Bu nedenle nakitsiz toplumun dünya üzerinde çok da mümkün olmayacağını konuştuk Ramazan hocamla. Şimdi biraz da dijital paralara bakmak istiyoruz. Hocam, evet. Bitcoin'in bir grafiğini yaptık biz. Tabii, ilk çıktığı andan itibaren bu zamana kadar, 2023'e kadar nasıl ilerlemiş? Arkada bu aksın, biz de konuşmaya devam edelim. Şimdi bankalarda olan bu durum insanları bankaya karşı birazcık güvensiz, belki tedirgin kılmış olabilir. Bu noktada dijital paralara yönelik tekrar güven tazelenir mi, ivme artar mı? Çünkü bir düşüş de gördük müthiş bir yükselişten sonra. Ne düşünüyorsunuz? Sevgili kardeşim, buradan bizi seyreden benim insanıma, Türk insanına şunu söylemek istiyorum. Asla ve kata kripto paralara veya adına dijital para deyin veya sanal para deyin. Üçü arasında küçük farklar vardır ama şunu net olarak söyleyeyim. Bu paralara yatırım yapmasınlar. Yapmasınlar. Evet, yapmasınlar. Hocam niye? 2022'de 31 bin dolarken. Doğru. Evet, geliyor ekranımızda. Durdurabilirsek de durduralım son döneminde 2023'e kadar. Güzel... Kim kazandı? Kim kazandı? Soru işte bu. Tamam, kim kazandı? Kim kazandı? 1929'dan 2008 krizine kadar Wall Street, şimdi oradan buraya geleyim. Dünyanın en büyük borsası. Amerika Birleşik Devletleri'nde Wall Street'te yapılan bir araştırma var. Orada milyonlarca insan oynuyor Wall Street'te. Evet. Nedir? Yatırım yapıyor hisse senedi, tahvil vesaire. Kazananlar. %15. %15'inde %3'ü 4'ü. Evet. Bitcoin ve sanal parada da. Hocam 2019'da 7 dolardan 2020'de 29 bin dolara çıkıyor. Dedim, çıkıyor. Çıkar.
çıkar. Ama kim kazandı? 7.000 dolar, pardon. 7.000 dolardan 29.000 dolar. Bu tür şeylerde amiyane tabirle keriz silkelemelerle milyonları silkelerler. Nedir? Sanal para. Şimdi bakınız. Devletler akılla yönetilir. Evet. Akılla yönetilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu mesela Bitcoin'le dediler ki Japon Takashi Makashi diye bir adamı çıkardılar. Attılar, salladılar. Sonra Avustralya'ya gittiler. Şimdi Amerika'da bir davası sürüyor vesaire. Bakınız. Bu kadar Amerikan dolarının özellikle 2008 krizinden sonra amiyane tabirle Anadolu'da eşek yükü para basıldı. Evet. Bugün dünyada 2022'nin milli geliri 105 trilyon dolar yaklaşık. Hane halkının, devletlerin, şirketlerin toplam borcu 400 trilyon, 105 trilyon, 400 trilyon. Yatırım enstrümanı dedikleri, türev ürün dedikleri 5 para etmez kağıtlar 3.2 katrilyon dolar. Şimdi Amerika'nın bu ikili, üçlü, bizim double, triple dediğimiz bu paralar dünyanın her yerine gitti. Bu paraların geriye çekilmesi lazım. İşte Amerika'nın Anglo-Sakson aklı. Bitcoin ile bizim gibi, ki biz Bitcoin'e yatırım yapan 5 ülkeden biriydik. Ben bunu saftrikliğimize benzetiyorum. Bizim çocuklarımız Antalya'da intihar etti benim hemşerimle. Bir sürü intihar eden, kaybeden, kaç tanesi dolandırıldı? Milyar dolar. Birinde 2 milyar dolar gitti mi? Tabii. Hocam 60 bin dolarlara kadar çıkmıştı aslında. 60 bin dolarlardan şu anda son seviyesi 2023'te. 27 civarında. Evet, 27 civarında, ki bu da bu banka işte, iflaslarından bakarız. Sonra toparlanmış hali. Bu oyundan dünyadaki... Akabilir arkadaşlar. Bu dolarlar, dünyanın dolarları Amerika'ya geri çekilir. Evet. Bu para nereye gidiyor? Şöyle söyleyeyim. Kalite kallavi, fiyat cüzi diye bir şey vardı. Şimdi baktığımızda dolar gerçek. Dolar gerçek. Elinde tutabiliyorsun. Ama sanal para, kripto paranın gerçek falan yok. Bir hayal üzerine size veriyorlar. Milyonlarca insan oraya akıyor. Ama şu üçgenin tepesi var ya. Bunlar bunu kazanırken alttakileri adeta kaz gibi yoldular. Ve bundan sonra da böyle olacaktır bu iş. Başka türlü olması mümkün değil. İnsanlık boyunca, tarih boyunca özellikle ama 4 tane sağlam yatırım vardır. Söyleyin hocam. Para olarak. Altın, gümüş, platin, palladium. Bunun dışında toprak. Eğer paranız var ise, dediğim gibi kimseye biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama Ramazan Kurtoğlu'nun bu konudaki düşüncesinde Fatma teyze, Muharrem amca merak ediyor. Azsa paran git fiziki altın al. Fiziki. Tuttuğunu sev. İki, paran çoksa git şehirden uzakta toprak al, toprak. Çünkü 21. yüzyılın önümüzdeki 2030'a kadar altının altın çağı ve 2025'ten itibaren dünyada kıtlık böyle zapsapla gelecek. İnsanlar parasıyla bulamayacak. O zaman herkes toprağında bir şeyler ekecek, dikecek. Başka yolu yok bunun. Yani tarım için toprak alsınlar, evet, diyorsunuz. Evet. Siz patates ekeceksiniz, ben soğan ekeceğim, Fatma teyze domates ekecek, Muharrem amca salatalık ekecek, birimiz maydanoz ekeceğiz. Dünya buraya gidiyor. Bunu söylediğimizde biz insanlar komplo teorisi falan zannetti. Ve bugün gelinen noktada, ki ben Ağustos-Eylül'de kızımın yanındaydım Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki Amerikalılar çok ekaber insanlardır. Böyle dışarıda falan yemek yemeyi çok severler. Amerika'da binaların 40. katındaki balkonda gözümle gördüm. 40. katındaki balkonda sebze yetiştirildiğini gördüm ben. Kızımın arkadaşlarından ellerini sürmezler. O sosyete güzelleri, güzel güzel hanımefendiler. Bahçe yapmışlar, bahçe. Ya. O bahçeden domates yedim ben. Salatalık yedim ben. Maydanoz yedim ben. Ve Chicago'nun gökdelenlerinin tepesinde 10 bin arı kovanı var. Gökdelende arı mı, evet, yetiştiriliyor? Evet. Helal olsun. Şimdi dünya buraya gidiyor. Evet, 10 bin arı kovanı var. Biz neden yapmayalım? Şey dedi Yutkun'da, Hakim Bey diyor ya, şair, Karakoç.
şey deyip yutkunuyorum. Çünkü bu ülkedeki siyasetin bu kadar çok konuşulun. Ben Amerika'da 17 yıl kaldım. Yani ben ya 3 rastladım siyasetin konuşulduğuna ya 5 karşılaştım. Köye gidiyorsunuz. Son 3-4 gündür Zonguldak, Düzce, Bolu oralarda dolaştım. Dostlarım vardı. Bir de eski bir öğrencimi evlendirdim. Gittim. Ondan sonra nikahına gittim. Ya insanlar sabah politika, akşam politika. Ya bırakın artık ya. Ve siz de biliyorsunuz, televizyoncusunuz. Artık televizyonlardaki politik tartışmalar seyredilmez hale geldi. İnsanlar gına geliyor. İnsanlarımıza yol gösterelim. Onun için dedim ya, şey dedi Yutkun'da Hakim Bey diyor, Karakoç. Şey diyoruz, yutkunuyoruz. O zaman... En büyük tavsiyeniz şu anda, eğer elinde küçük miktar parası olan vatandaşlar varsa... Fiziki altın, evet. Biraz imkan olan, şehirden uzakta gitsin, tarla alsın. Şehirden neden uzakta peki? Çünkü arsa istemiyoruz, arsa. Arsa istemiyorum. Tarım arazisi. Tarım arazisi. Hiç imkanı olmayan da evinde bile yapabilir balkonda diyorsunuz bile. Aslında. Gökdelende bile arı yetiştirilebiliyorsa. Ataköy'de oturuyorum. Evet. Mesela tanıdığım öğretmen hanımefendiler var. Ondan sonra eşleri. Balkonlarında tarım yapıyorlar. Çünkü yapabiliriz. Bakınız çok da zor değil. Yani şöyle kullanılmış ağaçlardan, tahtalardan böyle 2 metreye, yarım metre yapın, toprağı doldurun üstüne. İnanın maydanozun bağının ne kadar olduğunu biliyoruz. Terenin ne kadar olduğunu biliyoruz. Bunları biliyoruz. Dereotunun ne kadar olduğunu biliyoruz. İnanın aile bütçesine inanılmaz katkıda bulunuyor bunlar. Ki hocam Amerikan halkı daha çok tüketmeye yönelik evet. yetişen, öyle bir evet. sosyolojiyle harmanlanmış bir halktır. Evet, tabii. Ona rağmen kendi evlerinde eğer böyle bir sisteme başladılarsa vardır bir bildikleri diyeceğim. Muhtemelen onlar GDO'lu tohumlardan kaçtıkları için. Olan da var, olmayan da var. Yani ata tohumlarına dönen de var. Mesela Amerika'da ben bu salgın sebebiyle 3 yıl gidememiştim. 2 yıl o. Bir sene önce gidememiştim. Amerika'da inanılmaz bir organik tarım patlamış. Amerika'da inanılmaz bir CBD dediğimiz kenevir var ya. Kenevir özütü yağ. Kanser tedavisinde kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Silah sanayinden ilaç sanayine kadar kullanılıyor. Ve kenevirle ilgili piyasanın 3 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Bütün marketlerde 3 yıl önce yoktu. Satılıyor. Evet. Artı yeni bir tıp geliyor. Homeopatik dedikleri bir tıp geliyor. Kızımla evet. birlikte Chicago'dan 4 saat mesafede gittik bir köyde. Hani derler ya yağ dök yala. Öyle bir tesis kurmuş adam. Orada 1400'den fazla lisans almışlar ve bunun 250'den fazlasını imal eder hale gelmişler. Bu ne biliyor musunuz? Homeopatik nenelerimizin burun kıvırdığımız koca karı ilaçları. Biyogenetik teknolojiyle birleştirmişler. Alternatif tıp belki diyebiliriz evet. Türkiye'de de. Aslında bunu biz de önem veriyoruz hocam. Türk vatandaşları yeni olarak. Yeni yeni bir şeyler var. Evet önem veriyoruz. Ama buna daha çok önem vermemiz lazım. Evet gençlerimiz de bu konuda bence oldukça uyanık. Haklarını yememek lazım o noktada diye düşünüyorum. Herkes... Gençlerimizin biraz daha kendilerini disipline etmelerinde çok okumalarında fayda var. Evet, okur yazar olmakta evet. fayda var. Evet, evet. Şimdi nasıl kontrol ediyorlar? Ona izin verirseniz söyleyeyim bakın. Buyurun. Nasıl merak etmesinler bakınız. Yeryüzünde 1978 Washington mutabakatıyla biraz önce Davos'ta işte şunu yapacağız, edeceğiz, cazcuz diyorlar ya. Aynısını 1978'de de sızdırma politikasını dediler ki zenginleri biz destekleyeceğiz. Zenginler sızdıracak aşağıya. Fakir fukara kalmayacak. Herkes güllük gülistanlık olacak dediler. Geldiğimiz yer felaket. Şimdi aynısını söylüyor. Dediğim gibi İstanbul'u boşaltacağız. 5 tane otobüs var Antalya'ya gidecek. Herhalde sizle ben binmeyeceğim. Beyler binecek bu işlere. Mars'a giden o uyduya da onlar biner. Gemiye de onlar biner. İşte burada baktığımızda artık para ile bir afyon savaşı yürütülüyor. Para ile afyon savaşı yürütülüyor. Afyon savaşında 1839-1843'te Hindistan'da afyonları ürettiler. İngiliz Doğu şirketi yani Rothschild ailesi Çin'e sattılar. O arada İngiliz misyonerler Çin'e girdi. Evangelist, Puritan protestanlık propagandası yaptılar. Çünkü Çin'in geleneksel felsefi inançları vardır. 86 milyon Çinli birbirini öldürdü. 86 milyon Çinli birbirini öldürdü.
Ve bu Afyon Savaşları'nın sonunda Hong Kong malum Rothschild ailesinin eline geçti. İşte burada bugün de baktığımızda parayla bir Afyon Savaşı yürütülüyor. Bir, fiziki alan, askeri çatışmaların ve veya terör unsurlarının kullanıldığı mekan ve coğrafya. Dört temel alanını kontrol ediyorlar. Fiziki alan. İki, bilgi alanı. Her neviden bilginin elde edilmesi, başka ülkelerin eline geçmesinin engellenmesi, özellikle yurt dışından gelen lisans, master ve doktora öğrencilerinin söz konusu alanda tam ve yeterli bilgiye ulaşmasının engellenmesi ya da bilginin kullanılarak psikolojik savaş malzemesine dönüştürülmesi. Evet. Üç, idrak alanı. Buna beyin alanı da diyebiliriz. Nörolojik araştırmalarla ilaç ve film endüstrisinin bu alanda yoğun olarak kullanılması, buna GDO'su ile oynanmış gıda ürünleri de dahildir. Hı. 4. Sosyal alan. Sosyal medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok unsurun kullanılarak kolektif bilinç altında fay hatları oluşturmak ve veya tarihi kalıntıları harekete geçirmek. Yani bizim Anadolu'da, Antalya'da bir laf vardır. Dıdının dıdının dıdığı. Etnik, dini, efendim kaşımak, insanların efendim dedesinin bilmem neyi, senin böyleymiş demek. Bir ili söylemeyeceğim. İli söylemeyeceğim. Adını da söylemeyeceğim. Bir çok ili... zorlanıyorsunuz şu anda. Söyleyeceksiniz gibi. Size sonra söylerim. Tamam. Burada söylemeyin. Ama söylemeyin, evet. Şimdi bir ilimizden Amerika'da bir kısım sivil toplum kuruluşları bir meslek lisesindeki kız öğrencilerden bazılarına, kız öğrencilerden bazılarına hediyeler gönderiyordu. Kargoyla, postayla. Tekrar eder misiniz? Bir kız meslek lisesindeki kız öğrencilere bazı hediyeler gönderiyorlardı. Tamam. Para yardımları gönderiyorlardı. Bu öğrencilerden bazıları bursla alınıp götürüldü Amerika'ya. Ve bunlardan bazılarıyla ben karşılaştım. Nasıl Türk devletine sövüyorlar biliyor musun? Ha, adamları yadırgamıyor. Biz de yapalım kardeşim. Eğer senin içinde bunu yapıyorsa sen de yap. Sen de organize et. Ama akıl tutulması hocam. Herkesin akletme gibi evet, bir özelliği evet. Var. Bugün, gençlerde gayet bugün Türk akledip, milleti akıl tutulması yaşıyor. Doğup büyüdükleri topraklara öyle ifade eder. Öğrencim beni niye sever kardeşim biliyor musun? Ben öğrencime derim, kızım, oğlum, birbirinizi şucu bucu diye ayırmayın. Bu ülkenin sol sağ meselesi yoktur. Bu ülkenin laik antilaik meselesi yoktur. Bu ülkenin Alevi Sünni meselesi yoktur. Bu ülkenin Kürt Türk meselesi yoktur. Hepimiz biriz. Elbette. Bu ülkenin bir tek meselesi vardır. Boğaz'daki aşiret ile kurucu unsur Müslüman Türk'ün kavgası vardır bu ülkede. Onlar sizi istemezler. Ramazan Hoca'yı istemezler. Yani biz şahsımızı demiyorum. Ama bu ülkeye gönülden bağlı olanları istemezler. Yani bugün baktığımızda, şimdi belgeler ortada olduğu için söyleyebilirim. Kemal Derviş diye bir adamı Dünya Bankası bize gazladı. Kemal Derviş'in iki dedesi Osmanlı'yı borçla kalkındırmaktan ihanet ettiler ve Osmanlı astı. Mahmut Çetin genetik ihanet belgelerle var kitabı. Kemal Derviş de geldi, Cumhuriyet Türkiye'sinin anasını belledi, gitti. Evet. Bunlara müsaade etmeyeceğiz biz. Tabii. Birbirimizi vatanını, seveceğiz. Vatanını, milletini, bayrağını seven bakınız, çok güzel bir nesil var hocam. Minetekli de bizim, başörtülü de bizim, şalvarlı da bizim, bikiniyle denize giren de bizim, haşamayla denize giren de bizim. Ben şunu şöyle söylüyorum. Dedesinin kim ve nereden geldiğine takmayıp, bu vatan benim, ben Türk'üm, bu devletin sahibiyim diyen Hakkari'den Edirne'ye, Edirne'den Trabzon'a, Trabzon'dan Antalya'ya hepimiz aynıyız. Emin olun öyle de yapıyor Türk milleti. Depremde gördük, seferberliğimizle gurur duyuyoruz. Deprem bunu gösterdi bize. Her anımızla, her durumumuzla Türk milleti vatanına, bayrağına sahip çevili çıkar, kardeşim, çıkacaktır. Bakın ben Antalyalı Yörük bir ailenin çocuğuyum. Ailemde Kürt asıllı gelin de var, damat da var. Ne alırken aklımıza geldi, ne verirken. Evet hocam biz... Alevi kardeşlerimiz var. Ne alırken aklımıza geldi, ne verirken ya. Evet.
Şimdi biraz daha başka ülkelere doğru merceği çevirelim. Dünya Ekonomik Forumu'nun öngördüğü mülkiyetsizlik, bunu konuştuk sizinle evet. birlikte. Hocam, Dünya Ekonomik Forumu'nun Çin'le yakın ilişkileri artık böyle gözümüze sokulmaya başlandı. 2007'den itibaren her yıl Çin'de küresel ekonomi konferansları düzenleniyor. Evet. Ve bu konferanslarda... Bir vakıf kurdular biliyorsunuz. Evet, bu konferansların ana maddesi vardır ki, ana gündem maddesi, o da şudur. Teknolojiyle ekonomiyi nasıl birleştiririz? Bunu tartışırlar bu konferanslarda. Şimdi Çin. Önce Çin nedir? Ona bakalım sevgili kardeşim. Çin yaklaşık 1,5 milyar nüfusu ile Çin nasıl bir ülkedir? 2009 yılına dönelim. 2009'da tarih hep tekerrür eder. Evet. Hele ahbaplar için daha büyük tekerrür eder. Şimdi lale soğanı hikayesi var 1600'lü yıllarda, 1632'de. Bir lale soğanın bir apartman fiyatına geldiği bir kapitalizm vahşeti var. Merak etmeyin. 2009'da küçücük iki tane cevize ne kadar para verebilirsiniz? İki tek cevize ne kadar para? 100 dolar, 50 dolar, 500 dolar. Adam egomanyak, sosyalist, neoliberal 10 bin dolar para verdi. Çünkü 1,5 milyarlık Çin'in 80 milyonu ultra zengin ve zengin, 400 milyonu 50 dolarla 150 dolar arasında ücret alan, karnını doyuran, 1 milyarı da çerçöp yiyen böyle bir yapı var. Artı Çin neden küresel elitokrasi tarafından öne çıkarılıyor? Çünkü programın birinci bölümünde şunu arz etmiştim ben. Ne demişti küresel elitokrasi? Dediler ki küresel elitler, biz hür dünya ve demir perde. Biz hür dünya, Amerika ile gideceğiz dediler. Şimdi Amerika'nın ipini çekmeye çalışıyorlar. Evet. Ha, ve bunun için biraz sonra misal vereceğim James Stickers'tan. Biraz önce kaynadı gitti. Bugün de diyorlar ki bu küresel güç sahipleri, elitokrasi, dünyayı ikiye ayırıyorlar. Teknodemokrasi, teknotokrasi. Biz diyorlar teknotokrasiyle gidiyoruz. Gideceğiz. Yani 7 milyon kamerayla kendi halkına gözetleyen, huzur vermeyen bir Çin var. Ve bu Çin semavi inançların en zayıf olduğu bölgedir, Güneydoğu Asya. Özellikle. Çünkü semavi inançların olduğu yer şöyle veya böyle, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi olsun, dirençle karşılaşıyorlar. Çünkü küresel elitler semavi bir inanç kırıntısı istemiyor. İstemiyor. Onun için orada özel adam, çalışmalar. Vietnam, Kamboçya, Çin, Japonya, efendim Güney Kore, Kuzey Kore. Evet. Şimdi niye Kuzey Kore'yi tutuyorlar? İsteseler Kuzey Kore'yi 3 ayda hallederler. Ama bir tane manyağa ihtiyaçları var. Yani hadi oğlum dediklerinde dünyaya füze atacak, nükleer füze atacak bir tane deliye ihtiyaçları var. O da orada bekliyorlar. Tutuyorlar adamı. Çünkü yeri geldiğinde düğmeye basıp kullanacaklar. Her şey hesaplıdır, planlıdır. İşte bu anlamda Çin o semavi inançların yıkılarak yerine veriizm dininin oturtulması açısından, efendim despot bir devlet yapısı olması babından, insanların 3-10 paraya çalışması babından, karın tokluğuna çalışması babından örnek bir... Paha biçilemez bir alan. Liman. Evet. Hocam peki biraz önce söylediğiniz bu Çin mevzuna girmeden önce, ABD kendi bankalarını, kendi ekonomisini aslında çöküşe... Demek istediğiniz anladım. Küreselciler ABD'nin çöküşüne zemin hazırlayan hareketlerde bulunuyorlar. Şöyle neden? Söyleyeyim. Bozuştular mı? Bir Yunus'un bir sözü var. Bir ben vardır benden içre. Bir The United States, bir Amerika Birleşik Devletleri vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nden içre. Bir Pentagon vardır. Kongre vardır. Efendim başkan vardır. Bir de bu yapı içinde Wall Street'in başını çektiği, FED'in başını çektiği bir Amerika var. Bugün ben Amerikalı arkadaşlarıma hep söylerim, bazen takılırım. Siz bizden daha hür değilsiniz.
Çünkü Amerika'da pek çok şeyi Amerikalının üzerinde denerler. Şimdi Türkiye'de genellikle geçmişte sol kesim vur abalıya Amerikalıya der ki tu kaka dedi. Bugün de muhafazakar kesim Amerika. Amerika bir tane değildir. Hmm. En az üç tane Amerika var. Bir tane, bir Amerika ulusalcı milliyetçi Amerika var. Bir Amerika bu ulusalcı milliyetçi kesim biraz daha içe kapanalım diyor. Bir Amerika küreselci bir Amerika var. Bir Amerika var daha böyle eski hegemonyayı şöyle veya böyle sopayla yürütelim diyen. Evet. İşte onun için bir tane Amerika yok. İşte böyle bir mücadele içinde 1998 yılında şu oldu. 1998 yılında 3 milyar dolarlık sermaye ile akıllı adamların, Nobel ödüllü iktisatçı, finansçı, efendim fizik şeyden fizik mühendislerinin, yazılım mühendislerinin olduğu bir grup bir şirket kurdular. Long Term Capital Management. Bu adamlar o bilgisayar oyunlarında çok iyi kullanarak 2 yıl insanlara 2-3 yıl inanılmaz dolar bazında %40 paralar kazandırdılar. Evet. Öyle paralar kazandırdılar ki Long Term Capital Management 3 milyar dolarlık sermaye ile 1 trilyon dolar paraya hükmediyordu. Ne zaman? Yıl 1998. Ve 1998 gece yarısı sistem dayandı dedi. Çöktü. Alan Greenspan, Wall Street'in ekeleri. Eke demek aşağı tanrıya kafa tutan demektir. Wall Street'te. Dedi ki beyler toplanın. Pamuk eller cebe. Sistem çöküyor. 1 trilyonun 300 milyar doları İsviçre'nin Merkez Bankası gibi bir kısım devlet parası. Onları topladılar. Wall Street'in bankaları ödediler. 700 milyar doların üzerine de soğuk su içtiler. Bunun hikayesi, Türkiye bu anlamda dünyadaki Türkiye'nin de 80 öncesinde, şeyde 90 öncesinde Türkiye'de bu oyundan çok büyük sopalar yemiş bir ülkedir ki Rio Croce'nin Wall Street şey Wall Street Kartalını Vurun diye bir kitabı vardır. Alıp okusun sevgili seyircilerimiz. Doğan Yayınlar bastı. Kitap okuduğunuzda para ile artık ki bunun da dini sebebi vardır. Hemen oraya döneyim. İbni Meymun, Meymunidis. Eski bir başbakanımızın kızının adı da Meymune'dir. Annesinin adı da Meymune'dir. Şimdi kim olduğunu söyletmeyin bana. Şu anda da bir siyasi partinin lideri. Evet, Meymune. İbni Meymun Tevrat tefsircisidir. Endülüs İslam Devleti'nde yaşamıştır. Mısır'da ölmüştür. İbni Meymun diyor ki, bu dünyada Yahudiler rahat yüzü görmedi. Ezildiler, dövüldüler, sövüldüler. Çünkü Mısır sürgünü var, Babil sürgünü var. Sonra işte Romalı Titus sürgün etti bunları milattan sonra 90 ve 138'de. Bunları o zaman diyor, bir düzen kurulmalı. Kudüs merkezli bir düzen kurulmalı. Dünyayı da Kudüs'e biat eden seçkinler yönetmeli. Ve diyor Tevrat tefsircisi İbni Meymun, Meymunidis. Böyle diyor. Tabi Hristiyanlar kazan kaldırıyor. Ne biçim iş yahu diyor, böyle şey mi olur? Saçma sapan bir şey diyorlar. Olmuyor. Sonra 1950 yıllarda Leo Strauss diye bir amca, efendim City College'dan, New York'ta City Üniversitesi'nden, Chicago Üniversitesi'nden diyor ki bu komünizmde, sosyalizmde, kapitalizmde Yahudilere mutluluk vermedi diyor. Musevilere mutluluk vermedi. Yeni bir dünya düzeni kurulmalı. Bu düzende Kudüs merkezli olmalı. Kudüs merkezli. Vaat edilmiş topraklar niyetiyle. Hatay'ı unutmayalım. Hatay'a sahip çıkalım. Konuşacağız. Hatay giderse Türkiye gider. Konuşacağız. Siz evet. Devam edin. İşte Leo Strauss diyor ki Kudüs merkezli bir düzen kurul. Evet. Dünyanın diğer ülkelerinde Kudüs'e biat etmiş seçkinler yönetsin. Çünkü diyor halka bir şey sorulmaz. Halk diyor çiftleşir, çocuk yapar, çalışır, üretir, askere gider diyor. Leo Strauss bunu söylüyor. Buna da kazan kaldırdı. Kim? Hristiyan dünyası. Biz Müslümanlarda tık yok. Yeni yeni uyanmaya başlıyoruz. Sonra kapitalizm 1945'ten 1969'a kadar kapitalizm tarihinin en hızlı, en iyi dönemini yaşadı. Ama 1969'a gelirken kapitalizm tıklamaya başladı, teklemeye başladı. İşte Chicago Üniversitesi'nden
Chicago Üniversitesi'nden ki Chicago Üniversitesi şeyden Rockefeller ailesinin vakfındır. Chicago Üniversitesi'nden Milton Friedman. Milton Friedman dedi ki biz dini yönden yapamadık. Siyaset felsefesi yönden yapamadık. O zaman parayla yaparız dedi. Monetarizm diye bir şey uydurdular. Para politikaları. Evet. Para politikalarıyla dediler ki biz enflasyonu önleriz, devalüasyonu önleriz, şunu önleriz, bunu önleriz. Tabii Milton Friedman'ın o monetarizm politikasıyla en çok dayağı yiyen ülkelerden biri de biziz. Mahvolduk. İnsanlığı mahvettiler. Ve ama şey o gerçekleşti. Para politikalarıyla artık dünyaya hükmediyorlar. Bugün dünya bu vaziyette. Bugün de olan şu kavga sevgili kardeşim. City of London'ın bankerleri, İsrail ve Şangay bankerleri diyorlar ki yeni bir dünya düzeni kurulacak. Savaşı bankerler mi çıkaracak? Tabii, bankerler. Yeni bir dünya düzeni kurulacak. Onun için dünyanın merkez bankası IMF olsun. Evet. IMF'nin 1969'dan beri bir SDR diye parası vardır. Kaydi paradır bu. Şey gibi, dijital paralar gibi. Efendim, bu da diyorlar dünyanın rezerv parası olsun. Bunun üzerine Amerikan merkezli küreselciler de, hani bizim yerli filmler var ya, bir replikler nahir olabilemez, dago dago böyle, hani cinayet işleri, sen bana ihanet ha. Diyorlar ki siz bize nasıl ihanet edersiniz? Olmaz öyle şey. Doların liderliğinde yeni bir sistem kurabiliriz. Bu da Wall Street'in önderliğinde gidecek diyor Amerikan küreselcileri. Kim? Rockefeller, Ford'lar bunlar. Kim? Burada da Avrupa'da da, efendim Londra'da da Rothschild ailesi. Ha. Bütün bunlara karşı bir de Amerikan ulusalcıların, milliyetçilerinin başını çektiği başka bir görüş var. O da diyorlar ki kardeşim para dijital olacaksa doları dijital hale çevirelim. Doları altına endeksleyelim. 1944'te yaptığımız gibi diğer ülkelerde kendi paralarını dijitale çevirsinler, dolara endekslesinler. Ha. Bunun için ne yaptılar? 2009 yılında Los Alamos'ta bu kitabın yazarı James Rickerson başkanlığında Amerika'nın generalleri, albaylarından seçkin bir grubu, yazılımcıları, ekonomist ve finansçıları topladılar. Bir simülasyon yaptılar. Los Alamos Amerika'nın en büyük, dünyanın en büyük nükleer merkezidir. Amerika'nın 17 yüksek teknoloji, high-tech merkezidir. Beyaz Saray'dan daha iyi korunur. Tıpkı Alaska Kakona gibi. Bunun üzerine bir tek soru vardı. Birleşik Devletler bir nükleer saldırıya uğrasa mı daha büyük zarar görür, yoksa dolar küresel rezerv para olmaktan çıkarsa mı zarar görür? Sual bu. Araştırmalar, tartışmalar, el cevap. Dolar küresel rezerv para olmaktan çıkar ise Amerika bölünebilir. Gücünü kaybeder. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli asimetrik gücü dolardır. Dolardır. Bakın Saddam'ın başına ne geldi? Kaddafi'nin başına ne geldi? İşte karar. Doları kim tahtından, yani küresel rezerv para olmaktan çıkarmak ister ise savaş sebebidir. Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki para değişimi. Öyle buyurun beyler buradan yakın mı diyecekler. Savaşsız asla olmaz. Ve dünya para üzerinden bir savaşa doğru götürülüyor. Evet. O görünen o. Evet. Kişisel merakımdır. Şimdi teknoloji şirketleri çok fazla işçi çıkarıyor biliyorsunuz. Evet. Duyuyoruz sürekli. Evet. Paraları mı yok? Neden o zaman? Şimdi küresel elitlerde bir iş paylaşımı vardır. Bir de güç gösterisi vardır. Yani adamın derdi para değil. O ekelik üzerinden, paranın verdiği kudret üzerinden dünyadaki tanrı olma iddiasındadır adam. İnsanoğlunun yapısı, tabiatında vardır bu zaten. Yani evet. İnsanoğlu o inancını, insanoğlu adabını, insanoğlu edebini,
insanoğlu ahlakını kaybettiği an bunların hepsi insanoğlunun içinde vardır. Şeydir, bir söz vardır. Keşfedilmiş ve keşfedilebilecek en büyük silah kendine inanmış insandır. İnsanoğlu ve Türk milleti bunun altından kalkabilir. Ama herkes adabıyla, edebiyle, ahlakıyla ayağa kalkacak. Yoksa efendim Ramazan Hoca yapsın, efendim o yapsın, bu yapsın, şu parti yapsın bu. Hayır, öyle bir dönem yok artık. Herkes bu taşın altına elini sokacak ve şerefimiz, haysiyetimiz Türk milletini yaşatmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaşatmak, mensup olduğumuz dini yaşatmak istiyor isek imanın yanına aklı, fenni, bilimi koyacağız. Yoksa önümüzdeki 30 yılda ne oluruz biliyor musun sevgili kardeşim? İslam dünyası köl olur. Böyle bir dünya geliyor. Köl olur. Tepenizden geliyor. Efendim, biyogenetik geliyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kısım tedavilerde tek dozu 23 bin dolar olan ilaçlar var. Hemen şu kitabı da gösterelim. Evet. Biyopolitik Savaşlar. Herkesin kesinlikle edinmesi gereken bir kitap. Ansiklopedi niteliğinde. Ben 10 yıl önce yazdım. Yayınlarımda sürekli başvurduğum bir kitaptır. Ramazan Kurtoğlu'ndan Biyopolitik Savaşlar. Bu kitapta virüsün geleceği yazıyordu. Harp Türkiye'de hiç duyulmamışken harp'ı yazdım. Ama şimdi bazıları çıkıyor, harp yoktur diyor. Kardeşim yapmayın, etmeyin ya. Bugün dehşet bir Türk bilim insanı. Bir Türk bilim insanı ki İnan Peak diye efendim Antarktika'da Sayın Hoca'nın ismi verildi. İyonosfer konusunda, ELF konusunda, harp konusunda 330 makalesi olan bu Erzincan doğumlu ve şu anda Koç Üniversitesi'nin rektörü olan bu saygıdeğer bilim insanımız var. Evet. Ama sonra da çıkıyor bazısı harp diye bir şey yoktur diyor. Benim aklım almıyor yani. Onu soracağım ben. Yeni iddialar var. Onlara da sizi yakalamışken sormakta fayda var. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Ama ben şunun cevabını tam alamadım hocam. Biraz daha açalım bunu. Teknoloji şirketleriyle alakalı sorduğum soru. Yani insanı uzaklaştırıyor kendinden. Bir isyana meyletsinler diye mi bu işten çıkarmalar falan oluyor? Güzel bir sual. Şimdi sevgili kardeşim, ben arabamı atladım. Gittim. Nereye gittim? Antalya. Amerika Birleşik Devletleri'nde önce Atlanta'ya gittim uçakla. Atlanta'dan Alberton denen bir kasabaya gittim. Bu Alberton kasabasında sevgili seyircilerimiz bir şey cep telefonuna yazabilirler. Google'dan bakabilirler. The Georgia Guidestone diye bir anıt var. The Georgia Guidestone. Georgia rehber taşı gibi düşünebilirsiniz. Kayası. Baktıklarında eğer bulabilirlerse ekrana da versin arkadaşlarımız. Altı devasa sütun. Devasa. Üstünde kapalı. Bu altı devasa sütunda kayada bir 12 dilde yazı var. 12 dildeki yazının dördü ölü dil. 8'i yaşayan dil. 12 İsrailoğlu kabilesi mi? Herkes kendisi karar versin. Ben sadece bilgiyi veriyorum. Tamam. Orada 10 emir var. 10 emir Musa'nın 10 emri natıf mı? Onu da bilemem. Ama herkes kendisi karar versin. Ama 3 emri söyleyeyim. 1. Dünya nüfusunu 500 milyona indirin. 1980'de dikildi bu anıt. Ben bir Amerikalı dostum vasıtasıyla temasa geçtiğimde adamlar tabii konuşmak istemedi. Adam geliyor, bir tane vatandaş. Arabayı bile kendisi kullanıyor. Bu Alberton Stone denen bir kaya. Mermer fabrikası düşün. Evet. Adamlar diyorlar ki buradaki onlara, beylere, biz böyle bir anıt yaptıracağız. Açıkçası bu şirket bu işe bulaşmak istemiyor. Onun için de astronomik bir rakam söylüyor. Diyor ki atıyorum 50 milyon dolar. Adam çıkarıyor, cart diye çeki kesiyor, koyuyor önlerine. Bir de gizlilik sözleşmesi. Hazırız diyor. Evet. Ve yapmak zorunda kalıyorlar. Merak edenler gitsin Atlanta'ya uçakla, Alberton kasabasına gidip baksınlar. Çünkü yapılan yer ezoterizmin kutsal saydığı bir mekan. Mekan yapıldığı yerde, evet, önemli diyorsunuz. Evet. Evet.
boşuna değildir. Boşuna değildir. Sembollerle anlatırlar. Sembollerle. Sayılarla anlatırlar. Yani böyle bir şey filmlerde bazen gösterir geçer. Özellikle bir mesaj verir. Algı operasyonu yapar. Hollywood'un bir sözü vardır. Oranın ekelerinin. Diyorlar ki siz algıları kontrol edin. Toprakları zaten kontrol edersiniz. Toprakları işgal etmektense algıları işgal edin diyor. Boşuna mı yapılıyor hocam onca film? Evet. Değil mi? Evet. Evet. Onun için birbirimizi itmenin, kalkmanın, ötekileştirmenin anlamı yok. Evet. Birbirimize sarılacağız. Birbirimizin, bakınız, bu ülkede şu andaki mevcut siyasi partilerden biri bölücülük yapan o partiyi kenara bırakıyorum. Diğerlerinin hepsi hemen hemen her ailede var. O zaman yani birbirimizi ötekileştirmenin anlamı var mı? Ötekileştirmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Allah korusun bu vatanın başına bir şey geldiğinde sen A partilisin, sana dokunmazlar diye bir şey falan yok kardeşim. Benim Iraklı, Bağdatlı bir profesör arkadaşım dedi ki, biz dedi Amerikalılarla işbirliği yaptık. Kime karşı? Saddam. Saddam kötüydü dedi. Ama dedi bize demokrasi falan gelecekti dedi. Evet. Ne geldi biliyor musun dedi. 3,5 milyon Müslüman kadın tecavüz oldu. 500 bin de piç kaldı dedi. Kimle işbirliği yaptığın önemli. Evet. Peki o zaman Amerika demişken depremle sonlandıralım istiyorum yayını. Çünkü son dakikalarımızın içerisindeyiz. Amerika'nın Orta Doğu projesinde Siyonizm hakim. Evet. Vaat edilmiş topraklar düşüncesi var. Şimdi depremin o bölgede olması, son yaşadığımız büyük felaketin akıllara bu soruyu getiriyor. Acaba bu bölge boşaltılmak mı istendi? Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası mıydı deprem diye geçen hafta sordum. Size de sormak istiyorum. İzleyicilerimizden çok fazla cevap geliyor. Ben soru sormakla yükümlüyüm. Cevabını sizden alalım. Sevgili kardeşim, ben 13-14 yıl önce Evangelizm, Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye bir kitap yazdım. Bu kitabı yazmadan önce de oturdum, İncil'ler okudum. Oturdum, Tevrat okudum. Oturdum, Talmud'u okudum. Ve tabii kendi kitabım, Yüce Kur'an, meal ve tefsirlerini de okudum. Oturdum, bu kitabı yazdım. Belki 2,5-3 yıl uğraştım bu kitabı yazarken. Şunu söyleyeyim. Dünyada olup biten her hadisenin arkasında mutlaka dini ve felsefi bir inanç vardır. Ve onu özetleyeyim şimdi. Bugün Anadolu Vergetezvök, Tanrı'nın yürüdüğü topraklardır. Çok tanrılı paganizm için, Yahudilik için, Hristiyanlık için ve de şerefimiz, haysiyetimiz İslam için. Çünkü böyle buraya baktığınızda Katolik Hristiyanlık Pavlus'undur, Tarsus'tur. Bu evangelistlerin, kabalistlerin iddia ettiği post apokaliptik efendim Armageddon kıyamet savaşı döneminde efendim uyandırılacak melekler veya inayet dönemi kiliseleri dedikleri Efes, İzmir, efendim Akhisar, Salihli, efendim Pamukkale, Bergama. Evet. Bunlar bizim topraklarımızdadır. Meryem Ana Evi. Meryem Ana Evi Abdülhamit zamanında burayı almak istemişlerdir. Emerik diye bir histerik kadın vardır. Onun diyor ki bu Türklerin diyor Simira, İzmir'imizde Simira der onlar. Simira'da diyor Meryem anamızı görüyorum diyor. Ondan sonra Abdülhamit'ten almak istiyorlar. Abdülhamit vermiyor. Efendim işgal yıllarında İngiliz destekli Amerikan gemilerinin İzmir'e çıkan efendim Yunan askeri maalesef bugün müttefikimiz olan İngiltere ve Amerikan gemileriyle Yunanlılar İzmir'e çıkarılmıştır. Burada Yunan işgali döneminde Efes'imizde bir Meryem Anevi çakılıyor. Görenler görür. Altı eski taşlar, üstü yeni taştır. Böyle şeydir. Ama Hazreti Meryem orada değildir. Hazreti Meryem'in olduğu düşünülen bir mezar vardır. O da bir askeri birliğin içindedir. Korunuyor. Hocam son saniyelerimize girdik. Kısaca Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası mıydı? Kesinlikle. Tasarlanan. Çünkü Armageddon Savaşı, Armageddon Savaşı, Fırat, Amigovası ve Kudüs arasında olacak. Evet. Öyle diyorsunuz. Siz zaten %90 oranında harp olduğunu, evet,
iddia etmiştiniz. Evet, evet. Bunu da savunuyorsunuz. Evet, evet. Evet, sıra dışı gündemin sonuna geldik. Böyle dolu dolu bir yayın yapmaya çalıştık. Ramazan hocamla sohbete doyamıyorum. Ancak konuştuklarımızdan özetle Şeyh Galip'in güzel bir sözü var. Der ya, marifet sende, hüner sende, hakikat sende der. Siz zor sormadınız, ben de cevapladım. Güzel yayındı. Devamı gelecek inşallah. Evet, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşçakalın.